Merhaba arkadaşlar. Şekilde görmüş olduğumuz parçayı SolidWorks'te tasarlayalım. Daha sonra bunu parasolid formatta veya RGS formatta kaydedip Palmer'da açalım ve işleyelim. 150'ye 100 bir küpüğümüz var. Bunu bir oluşturalım. Cut plane'de çizim açtım. Merkezi dikdörtgen ile 150'ye 100 bir dikdörtgen oluşturdum. Kalınlığımız ne kadar? Eksi 10 kodunda şurası 10 milimetrelik bir kalınlık oluşturalım. Onayladım. Daha sonra bu düzleme geliyorum. Tekrar çizim açıyorum. Dik bak. Üç köşe noktası ile merkez ile dikdörtgen. Onayladım. Buradaki eğimimiz 15 derece olacak. Genişliğimiz 100'e 70 olacak. Yüze 70. Köşe radyüslerimiz 15 olacak. Hemen çizelim bunu. 15. Onayladım. Bunun yüksekliğine bakalım. Bunun yüksekliği de 10 milimetre olacak. Daha sonra bu yüzeye çizim açıyorum tekrar. Dik bak. Buradan objeleri ötele diyorum. Ne kadar? 5 milim. Yalnız tersine olacak. Onayladım. Bakalım. Buradaki et kalınlığımız 60 oldu. 15 milimetre olduğu için 70'e 60 tabi haliyle burada 5 milimetrelik bir et kalınlığımız çıkacak. Bunun da kodu -4'müş. 4 milimetre keselim bunu da. Ekstrüzyonla kes. 4 milim. Evet. Burası da tamam. Tekrar bu yüze gelip çizim açıyorum. Dik bak. Bir çember oluşturuyorum. Çemberimizin çapına bakalım. Çember çapımız da 50 milimetre olacak. Ne kadar keselim? Eksi 8 kodunda 8 milimetre bunu keselim. Onayladım. Daha sonra tekrar buraya çizim açıyorum. Dik bak. Bir çember çiziyorum. Bunun da çapı 36 olacak. Yalnız bu çember yardımcı çizgi olacak. Neden? Çünkü şu çemberlerin merkezini oluşturmuş olacağım. Çemberimizin çapı 8,5 olacak ve çevrede 8 adet olacak. Tekrar ölçülendirelim. 8,5. Çevrede de 8 adet olacak demiştik. Dairesel çoğaltma. Döndürme merkezimiz burası. Çoğaltılacak objelerimiz burası. Adedimiz de 8 olacak arkadaşlar. Onayladım. Daha sonra şu köşelerde çemberlerimiz var. Bunları oluşturalım.
CTRL diye bastım. Yatay. Dokundum. CTRL diye bastım. Yatay. Onayladım. Dokundum. CTRL diye bastım. Dikey. Onayladım. Dokundum. CTRL diye bastım. Dokundum. Bu da dikey olacak. Birbirleri arasında ilişki verdim. Bakalım nerede sorunumuz var. Şurada bir sorun var gözüküyor. Bunu da dikey yaparsak bu sorunu çözmüş oluruz. Evet. Daha sonra arasındaki ölçüleri verelim. Ne kadar olacak? 120 ve 80 olacak. Ölçülendirelim. Burası 80. Burası da 120 olacak. Kenar paylarını verelim. Buraya 15 diyelim. Buraya da 10 diyelim. Çemberlerimizin çapına bakalım. Çemberimizin çapı 10 olacak. Ölçülendiriyorum. 10 olsun. Dokundum. Parmağımı CTRL'ye basılı tutuyorum. Ve teker teker bütün bu çemberleri tıkladıktan sonra eşit diyorum. Daha sonra bunu unsurlar ekstrüzyonla kes tümünden dedim ve onayladım. Tabii burada şurayı hesaplayamadık arkadaşlar. Burada eksi 8 kodu vardı ve burada biraz sorunumuz oldu. Önemli değil. Hemen çözelim bunu. Geldim bu yüzeye, çizim açtım. Daha sonra deliklere CTRL'ye basarak dokunuyorum arkadaşlar. Ve buradan objeleri dönüştür ve kes. Nasıl olsun? Tümünden olsun. Evet, bu sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki videoda yaptığımız bu parçayı, tabi bu arada biz bunu kaydet diyelim. Masa üstünde Power Mill klasörünün içerisine deneme olarak kaydediyorum. Formatımız IGS olsun diyoruz. Kaydet dedim. Tüm gövdeler dedikten sonra işlemimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda tasarlamış olduğumuz bu parçayı Power Mill'e atarak takım yollarını çıkartalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.